Bir hoşuma gitti. Bu Yıldıray Ordu diyebilirim. Madem olur mu ya? Başımıza ters bir şey. Yok sen oku ben. Bir şey oldu. Krize. Bilgisayarım bozuldu. Çok üzüldüm. Bilgisayarım bozulmuş. Depresyondayım. Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programıyla karşınızdayız. Bugün çok böyle hani hepinizin de istediği bir isim var. Akif Bekir. Yıldıray İstek yok. Mi var? İstek vardı sana. Ben, yoğun bir istek vardı. Ne zaman program açsak Akif Bekir nerede? Ben, o yok mu diyorlardı. Bu sabah Hasan Cemal'e frak provası yaptırmak için çağrıldığımı zannediyordum. Ama öyle işte değil mi? Bana da mı talep var? Sana da talep vardı. Dolayısıyla bugün böyle güzel bir program olacak. Birazdan mesleğimizin abisi Yeşil Sol Parti milletvekili adayı Hasan Cemal de bizlerle beraber olacak. Akif ona frak provası yaptıracak. Ben de izleyeceğim. Şart çünkü bir Orhan Pamuk'un Nobel ödül töreni için giymişliği var. Onun evet. Dışında da öyle fraka çok aşina değil. Yabancısı biraz. Hazırlanması lazım bence. Meclisin ama çok istekli görünüyor sanki. Seçilirse meclisin en kıdemli. Kendisi yaşlı diyor da şimdi. Evet. Biz hani yaşlı değil daha kibarca en kıdemlisi olacak diyelim. Rakibi yok henüz. Yani daha evet. Kıdemlisi. Meclis çok eğlenceli çıkmadı. Olacak herhalde. Onu da araştırmış. Az önce yayın öncesi konuşurken söyledi biliyorsun. Yani ben daha ki, benden yaşlısı çıkmadı dedi. Çıkmadı evet. Dolayısıyla ona kalacak meclisi açmak. O zaman da frak giyme iddiası da var. İlla eğer öyle olursa frak giyerek açılışı yapacağını söylüyor. O zaman şimdiden ısındırmak ve alıştırmak lazım. Bütün milletvekili adaylarının herhalde böyle yaş şeylerine, tevellütlerine baktı. Çünkü hani benden daha yok. Yok konuyu yoktu. Takipte. Evet, takipte. Acaba daha kıdemlisi çıkacak mı? Yani elimden alacaklar mı? Meclisin ilk açılış günü oturuma başkanlık etme imtiyazı elinden gidecek mi gitmeyecek mi? Bir rakip çıkacak mı? Onun telaşı içinde de gördüm kendisini. Sen kıdemli diyorsun ama bu milletvekili adaylığı Hasan abi bayağı böyle bir 20 yıl geriye atmış. Bayağı bir heyecanlı. Yo, hayatına falan. Ciddi heyecan gelmiş. Heyecan gelmiş. Ha, evde yanlış anlarlar. Yani hayatım hani çok şey geçiyordu. Sönük ve tek düze monoton geçiyordu. Çok sıkılmıştım Allah'tan hani böyle bir şey oldu da heyecan geldi hayatıma. izlenimi vermenin yanlış anlaşılmalara sebep olacağı konusunda da uyardım kendisini yani. Dostluk gösterdin. Öyle. Evet. Öyle. Ya dün akşam şimdi Erdoğan yine böyle ortak yayındaydı. TRT ortak yayınına katıldı. Uzunca zamandır bu mesela Mehmet Şimşek ismi ortaya atıldı. İki seferde görüştüler Mehmet Şimşek'le. Hatta böyle bana çok garip de geldi Akif. Çünkü hani yürüttüğü bir ortodoks ekonomi politikaları vardı. İşte faiz sebep enflasyon sonuç diyordu, nas dedi. Bu söylemlerin hepsinden vazgeçti. Sonra da böyle meydanlarda hani istifaya çağırdı. Biz de inananlarla beraber devam ederiz arkadaş gereğini yap diyerek gönderdiği Mehmet Şimşek'i iki kez görüştü. İkna etmeye çalıştı. Mehmet Şimşek dedi ki işte hani bunlar siyaseten nasıl şeylerdir bilmiyorum ama ben dedi biraz rahatsızlıklarım var. Aktif siyaset düşünmüyorum dedi. Buna rağmen böyle işte İbrahim Kalın çıktı dedi ki pardon Ömer Çelik. Dedi ki biz Mehmet Şimşek'le dışarıda da görüşüyoruz dedi. Çok böyle hani Aziz Nesin hayatta olsaydı güzel hikayeler yazardı bu sözler üzerine. Ekonomi politikalarına dedi üzerinde çalışıyoruz. Mehmet Şimşek yürütüyor. Yani Berat Albayrak demedi, Nurettin Nebati demedi. Bunların hiçbirisini söylemedi. Mehmet Şimşek'in ismini kullandı. Dün akşam dedi ki, yani biz de şey tartıştık yani kamuoyu olarak. Mehmet Şimşek demek ekonomi politikalarından geriye dönmek anlamına geliyor. Dün çıktı. Demek ki bu kamuoyundaki tepkileri, eleştirileri de gördü Erdoğan. Dedi ki, yo. Biz de ekonomi politikalarımızdan geriye filan dönmüyoruz dedi. İkisi aynı anda olmaz mı? Geri dönmüyormuş gibi yaparak hani geri dönmek gibi bir imkan yok mu? Nasıl olacak o? Ben anlayamadığım için sana soruyorum bir yani, bilen olarak. Uçak inmeyen uçak gemisi, siyaha henüz inemeyen siyah gemisi olabiliyor da. Niye bu olamasın ki? Ya da
Ama taraflardan ikisi kabul ederse ekonomide olur mu? Ya da ekonomideki sıkıntıları yine AK Parti çözer, çözse. Yaparsa AK Parti yapar. Fakat aynı zamanda ekonomide sıkıntı var diyorlar. Yok, biz gayet iyi devam ediyoruz da diyebiliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama ikisini ayrı yerlerde söylüyor. Aynı yerde hem ekonomide sıkıntı bunu var diyorlar. Yok, biz gayet iyi devam ediyoruz. Hem de ekonomideki sıkıntıları AK Parti biliyoruz. Çözse yine AK Parti çözer. Bir arada yürüyebiliyorsa öbürü de yürür. Yani hem ekonomi, yeni ekonomi model, Türkiye ekonomi modeli mi deniyor ona? Bilmiyorum yani, her şeyin artık yerli milli bir adı var. Türkiye, yani Türkiye ekonomi modeli. Nurettin Nebati'nin tanıttığı programı diyorsun. Gözlerimde ışıldı. Yeni yani ben, Türkiye ekonomi. Ben şeyden çok korkuyorum. Bir gün kalkacağız bir sabah. Haftanın günlerine yerli milli isimler bulunmuş olacak, verilmiş olacak. Ay ay yıla filan. Hangi ayda, yılda, günde yaşadığımızı karıştıracağız. Bir gün çünkü İsimlerimiz... yeni ekonomi modeli. Yani Türkiye ekonomi modelimiz, o da değişiyor daha. Biraz HDP'nin parti isimleri gibi. Hani alfabede harf kalmadı. Şimdi Yeşil Sol Parti ile giriyor seçime. Hasan Cemal alınmasın, inşallah izlemiyordur ama. Onun gibi tabii mecburiyetten onlarınki. Yani kurulu, yargı eliyle kurulan ön kesme tuzaklarından kurtulmak için, kapatma davasından kurtulmak için mecburen yaptıkları bir şey. Ama işte neyse o ekonomi model, Mehmet Şimşek onun zıddını temsil ediyor. Tamam, ben de onu anlamaya çalışıyorum. Tamam. Ortodoks, heterodoks ekonomiden koptuk, heterodoks yani yan yollara saptık. Hı. Demişti Nebati, Bakan Nebati. Nebati dolayısıyla ekonomide ana yoldan sapmayı temsil ediyor. Epistemolojiden, yerleşik kabul görmüş olan ekonomi yaklaşımlarından, politikalarından, teorilerinden kopuşu temsil ediyor. Mehmet Şimşek ise epistemolojiyi temsil ediyor. Ana yolu temsil ediyor. Evet. Yani hem epistemolojiden kopmuşken kopmaya devam ediyoruz gibi görünüp, orada bir pişmanlık yokmuş gibi görünüp gösterip, hem de çaktırmadan epistemolojiye dönme imkanı yok mu? Seçime gidiliyor, piyasalar tedirgin, doları zapt etmek zor, faizle bir şey denenmişti, enflasyon patladı. Zaten enflasyonla büyümek için bunu bilinçli bir tercih olarak yaptıklarını bize Nebati de söylemişti daha sonra. Dolayısıyla yani tüketimi kızıştırarak ekonomiyi büyütmek ve... Nebati de diyor ki şu anda sadece diyor bir tek sorun var, enflasyon diyor. Enflasyonu istediklerini, bilinçli olarak patlattıklarını, enflasyonla büyüme modelini tercih ettiklerini söylemişti. Türkiye ekonomi modeli denilen model aslında enflasyonla büyüme modeli. Yani tüketimi kızıştırarak, tüketime dayalı, dolayısıyla üretimi bu talebe arzı yetiştirmek için kamçılayarak işsizliği ayakta tutma, yani daha çok artmasını önleme ve dolayısıyla ekonomiyi büyüyor gösterme modeli. Onun için büyürken küçülüyoruz diye eleştiriler yapılıyordu. Bu yoksullaştıran bir büyüme modeli. Evet. Fakat aksi daha göze alınamaz göründüğü için siyaseten iktidara bu yolu tercih etti. Bari bu balon şişirmek gibi bir şey. Ekonomiyi bir balon gibi şişiriyorsunuz bununla. Gerçek bir büyüme değil, reel bir büyüme değil. Mesela milyoner sayısı patladı. Bankada milyon lira üstü hesabı olan sayısı patladı. Para değersizleştiği için ve bollaştığı için, evet. TL bollaştığı için. Yoksa yani 10 katına çıktı diyelim milyoner sayısı. Ama şimdi ellerindeki para eskiden alabildiği şeyin onda birini alamıyor. Alım gücü onda bire düştü. Kof bir zenginleşme bu. Kof bir büyüme bu. Ama bunu tercih ettiklerini söyledi. Enflasyonla büyümeyi. Fakat o arada faiz düşük kalacaktı. Bir de NASA dayandırılmıştı. Vardır dedik. Şu an faiz de patlamış patladı durumda. Evet. Faiz kur korumalı mevduatta bile artık %30'larda. Evet. Kur korumalı. Tabela faizi, göstermelik faiz 10'un altında. Merkez Bankası'nın tabela faizi %9'larda.
%9'du değil mi en son, evet, galiba? Artık çünkü Merkez Bankası bile ona önem atfetmediği için. Öyle ya, diyorum ama takip edemiyoruz. Belki burada bir şeyler oluyor, ya bilmiyorum. Artık o faizin, Merkez Bankası para politikası faizinin önemsizleştiğini ilgililer, yetkililer bile söylediği için bir kıymet harbiyesi kalmadı. Evet. Dolayısıyla rakam bile 9 mu 9,5 mu tam bilmiyorum. Şimdi hatırlayamadım. Ama tabela faizi, o göstermelik faiz, reel faiz ne, piyasada işleyen faiz ne, kur korumalı mevduatta bile artık öne açıldı, üst sınır kaldırıldı %30'larda. E şimdi bu olabiliyor, tabela faizini onun altında tutarken faizi salabiliyorsun %30'lara. E bunu yapabiliyorsan, o zaman diyorsun, enflasyonla büyüme modelinden dönmeden de, yani dolayısıyla epistemolojiden, kopuştan dönmeden de, Nebati'den vazgeçiyor gibi görünmeden de, Mehmet Şimşek'e ve onun temsil ettiği epistemolojiye, ana yola niye geri dönemeyesin? İkisi aynı anda pekala mümkün. Ama burada bir sorun var. Bunun için Mehmet Şimşek'in de bunu kabul etmesi gerekiyor. Bakanlığı kabul etmedi. Aktif bir görevi kabul etmedi. Peki o zaman ne yapıldı? Şimdi oradan başlamıştım son söylediklerimi anlatmaya. Seçime gidiyoruz. Piyasalar tedirgin. Çünkü bu modelle artık faiz de patladı. Enflasyonu patlatma modeliydi bu, faizi düşürerek. Fakat faiz de enflasyonla yarışıyor şu an. Geriye ne kaldı? Kur, doların doğal seviyesinde olmadığını Tim Başkanı söylüyor. Artık yani iktidarın destekçileri, taraftarları ve sistemin içinden aktörler de söylüyorlar. Bu doğal seviyesi değil ve ihracat kaybetmeye başladı, gerilemeye başladı. Güya yüksek kur ihracata avantaj sağlayacaktı. Ama olması gereken seviyenin altında baskılandığı için, yani düşün, 19'lar seviyesi doların doğal seviyesi değil. Olması gereken yer değil. Bu yapay, suni bir kur. Nereye kadar? İlan nihayede baskılayamazsın. Nereye kadar baskılayacaksın? 128 milyar dolar yakıldı ama onu o kadar daha yok yakacak. Doları tutmak amacıyla Merkez Bankası rezervi olarak söylüyorum. Orada emanet paralar var. Merkez Bankası rezervleri tekrar dolduruluyor, görünürken, gösterilirken. Bunun nasıl mümkün olduğunu Cumhurbaşkanı açıklamıştı. Dostların destekleriyle rezervlerimiz tekrar yükseliyor demişti. Dolayısıyla o dost desteği onlar. Yani emanet paralar onlar. Merkez Bankası'nda açılmış hesaplar, swaplar vesaire. Onlarla doları nereye kadar zapt edeceksin? Seçimi atlatana kadar bari en azından başını alıp gitmemesi, yeni bir patlama yaşamaması için var gücüyle şu an baskılıyor iktidar. Fakat yetmiyor. O zaman yatıştırıcı bir mesaj vermen lazım piyasalara. Kafa karışıyor. Faiz, enflasyon, dolar beraber patlamış gitmiş. Bunlar normalde birbirini dengelemek için kullanılan enstrümanlar, biliyorsun. Ekonomide anlatıyor bunu uzmanlar. Yani biri yükselirken diğeri düşen, biri düşerken diğeri yükselen şeyler hepsi birlikte yükseliyor şu an. Nasıl bir deney yapıldıysa düşün. Piyasaları o zaman tutmak için artık böyle bir rezervin de yoksa geriye bir tek şey kalıyor. Yan yoldan, saplan yoldan ana yola tekrar, epistemolojiye tekrar geri dönüleceğine dair bir mesaj vermek. Bu mesaj Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetiminin başına getirileceği haberiyle verilebilirdi. Kabul etmedi bunu. Mehmet Şimşek'in yeni ekonomi politikalarının oluşturulmasında aktif çalışacağı söylendi. Ekibin içinde yer alacağı söylenerek, dolayısıyla adı kullanılarak piyasaya bu mesaj verilmek isteniyor. Yani biz seçimden sonra korkmayın, dolar olması gereken seviyeye çıkacak, ona her şey allak bullak olacak, bu çalkantı daha da kötüleşerek devam edecek ekonomide gibi endişelere kapılmayın. Epistemolojiye dönüyoruz, ana yola dönüyoruz mesajı vermeyi amaçlıyor gibi görünüyor. Böylece piyasa yatıştırılacak, seçimden önce böyle bir çalkantı riski alınmayacak ekonomide. Çünkü doların 18'den düşünsene, telaffuz edilen rakamlar var. Birden oralara sıçradığını aklına getir. Bunun sandığa nasıl yansıyacağını son hem de aşamada, yani tam şeye artık günler ya da haftalar kala seçime, bunun seçmeni nasıl etkileyeceğini tasavvur ettiğinde
iktidarın telaşının ne olduğunu, Mehmet Şimşek'e neden dört elle sarılma gereği duyduğunu anlayabilirsin. Ama Mehmet Şimşek de dünkü çocuk değil, kaçın kurası. Yani Ali Babacan'la yaşıtlar herhalde, o Bebecan, ama Mehmet Şimşek bir şey değil herhalde. Şimşekcan falan değil. Şimşekcan. Ya kusura bakmasınlar, bu tabirler bize ait değil. Memleketin en büyüğü, devletin en büyüğü bunları söylüyor onun için. Yoksa olacak şey değil. Benim ağzımdan böyle bir şey imkanı yok, çıkmazdı yani. Yani benim de ağzımdan kaçtı ama ülkenin... Ha, bunu saygısızlık olarak almasın lütfen değil, Ali Bey ve sevenleri, taraftarları. Ve Mehmet Bey. Mehmet bu bir gönderme. Bu evet. Bize benim, ait değil ifade. Benim anladığım şey şu. Sayın Erdoğan şey söylemişti. Liderler yanlış yapmaz. Liderler hata yapmaz. Hata yaptıklarında da biz hata yaptık demezler. Benim bütün senin anlattıklarından anlayabildiğimi söylüyorum. Devlet kademesini, yani Erdoğan Beştepe'de işler bizim bildiğimiz gibi, biz fanilerin anlayabileceği tarzda yürümüyor. Hani bir taraftan rasyonel politikalar, bir taraftan böyle fantastik politikalar, ama bunun ikisini de harmanlayabilir Erdoğan. Ya da şöyle, ekonomide hata yaptık diyemiyor. Hem Mehmet Şimşek'in adını zikrediyor. Hem de diyor ki yo, biz ekonomi politikalarımızdan geriye dönmüyoruz. Hatay aslında çaktırmadan ana yola girecek, fakat hata yaptık, ekonomi politikaları hataydı diyemiyor seçim döneminde. Bu dönüşünü davulla zurnayla duyurarak yapman gerekmiyor. Gerekmiyor. Duyması gerekenlere duymak istedikleri mesajı subliminal bir şekilde de verebilirsin. Yani trafik ışıkları yanmıyorken gece karanlıkta o dönüşü yaparsın. Tabii. Kimse ne trafik polisi görür, ne insanlar görür, ne de ceza almış olur. Hayır, olursun. Duyması gereken duysun, evet, yeter. Tamam. Mehmet Şimşek adının ne anlama geldiğini piyasa biliyor. Rasyonel, gerçekçi ekonomi politikalarına dönüş demek. Faiz, evet, enflasyon teorisine, epistemolojiye, ana yola dönüş demek. Şimdi bunu duyması gerekenler duysun. Geri kalan seçmenin tekrar bir hatanın kabul edilip ondan dönüldüğü gibi bir mesaj almasına gerek yok. Seçim Sisi ile Esad da mesela hata yapıldığı 10 yıl sonra anlaşıldı. İktidar 10 yıl sonra hata yaptığını anladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ya bir Japon atasözü de var, İşte ipleri koparma lazım olur dedi. Ve zaten biz ipleri hiç koparmamıştık ki, biz hep bunu savunduk diyerek Sisi ile Esad'a geri dönüşü başlattı. Şimdi 10 yıl aldı dış politikada, çok vahim bir hata yapıldı. İplerin koparılmaması gerektiğini anlaması iktidarın 10 yıl aldı. Bu da uzak görüşlülük, evet, göstergesi. Yani ne kadar güçlü öngörüleri olduğunu iktidarın ve uzun vadeli planlamalar yapabildiğini gösteriyor. Değil mi? 10 yıl sonra anlıyorsunuz ki meğer ipleri koparmamak lazımmış. Vaktiyle ipleri koparmayın lazım olur diyenlere darbeci, katil işlerle işbirlikçi, işte diktatör sevdalısı filan, Türkiye düşmanlarının ağzıyla konuşan gibi denmedik laf bırakılmıyordu. Denmedik laf. Şimdi sanki başından beri bunu diyen AK Parti'ymiş, ipleri koparmamayı savunan AK Parti ve Erdoğan'mış gibi. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Zaten biz hep böyleydik edasıyla bir dönüş manevrası alındı. Cumhurbaşkanı fakat aynı zamanda şöyle bir imkana da sahip. Mesela Kılıçdaroğlu'nu ve muhalefeti vizyonsuzlukla suçluyor. Geçen konuşması vardı. Evet, yani, ekonomiyi iki günde batıracaklar bırak, diyor. Bırak, maaş almak için Amerika'dan, Avrupa'dan para dilenecekler. Çeyrek yüzyıl, bırak yarım yüzyılı, çeyrek yüzyıllık bunların öngörüsü, planlaması, vizyonu bile yok. Biz yüzyıllık planlar yapıyoruz diyor Cumhurbaşkanı. Türkiye yüzyılını planlıyoruz diyor. Ama şimdi görüyoruz dış politikada 10 yıl aldı herkesin baştan bildiği ve söylediği bir şeyi, ipleri koparmamak gerektiğini anlaması 10 yıl aldı. Şimdi o kadar laftan sonra, yani yenilir yutulur olmayan onca laftan sonra Esad'la Sisi ile tekrar hızla normalleşmek isteniyor. Bu sefer onlar alttan alıyorlar barışmak için. Bizim şartlarımız var diyorlar. Öyle hemen olmaz. Bir dakika önce şunları yapın diyorlar. Ekonomiye geliyoruz. 5 yıl oldu Mehmet Şimşek arkasından teneke çalınarak gönderileli. 5 yıl oldu. Nasıl gönderildi Mehmet Şimşek? Çık bir gün dedi ki, ya şimdi hava güneşti. Adam asmacı oynadılar resmen ya. Mehmet Şimşek dedi ki, ya hava güneşti. Fakat sonra bozacak, sonra yağmur gelecek. Biz hava güneşliyken çatımızı onaralım, tedbirimizi alalım ekonomide. Şimdi hazır para bolken, geliyorken, döviz bolken tedbirimizi alalım ekonomide dedi. Mehmet Şimşek yabancı yatırımcıyı korkutmakla, kaçırtmakla, ayağımıza sıkmakla,
suçlandı. Evet. Bizzat Cumhurbaşkanı da geldi. Bizzat tabii. Cumhurbaşkanı da bu tür suçlamalar yönetti. Taraftarları o vur deyince öldürüyorlar zaten. Ne hainliği kaldı, ne olsun, ne busu. Velhasıl o şartlar altında, yani haysiyetine, itibarına saldırılarak gönderildi. Fakat şimdi itibarından yararlanmak için yapılmadık şey kalmıyor. Ya bakanlık kabul etmiyorsan bari senin de yeni ekonomi politikalarını çalıştığını söyleyelim filan deniyor. Dava arkadaşım dedi. Yol şimdi arkadaşım, birlikte çalıştık dedi. Bize inanmayanlar bizde yol yürüyemez demişti Cumhurbaşkanı. Evet. Neye inanmayanlar? Bu faiz enflasyon teorisine. Yani Türkiye ekonomi modeli mi, yeni ekonomi modeli mi, neyse işte ona inanmayanlar bizde yol yürüyemez demişti. Bunun için gitti Mehmet Şimşek. Şimdi hem Türkiye ekonomi modeline devam ediyoruz, değişmeyecek. Aynen devam edecek seçimden sonra kazanırsak. Hem de Mehmet Şimşek yeni ekonomi programını hazırlıyor. Nasıl söylenebilir? İkisi bir arada nasıl olacak? Evet. Ve yabancı yatırımcıyı çekmek için Mehmet Şimşek'in adına ihtiyaç duyuldu, anlaşıldı 5 yıl sonra. Hani yabancı yatırımcıyı kaçırtmaya çalışıyordu ve bu bir ihanetti. Ayağımıza sıkıyordu. Demek ki ayağımıza sıkan o değilmiş. Yabancı yatırımcıyı kaçıran o değilmiş. Bilakis yabancı yatırımcının gelmeye devam edebilmesi için onun uyarılarına, önerdiği tedbirlere kulak verilmesi gerekiyormuş. Şimdi o gün itibarına saldırılan Mehmet Şimşek'in itibarına ihtiyaç var. Ekonomiye iadeye itibar yapabilmek için. Ekonominin itibarı, güvenilirliği kayboldu. O güvenilirliği, itibarı ekonomiye yeniden kazandırmak için Mehmet Şimşek'in adı kullanılıyor. Ona ihtiyaç duyuluyor. Ve hiçbir şey olmamış gibi. 5 yıl sürdü bunun anlaşılması. Evet. Yani ana yoldan sapmanın yanlış olduğu. 5 yıl sonra anlaşıldı. Bu hala doğrudan itiraf edilmiyor. Ama Mehmet Şimşek'e dönülmesi fiili itiraftır ki, yani başlı başına bir itiraftır bunu zaten. Da, başarısızlığın ve hatanın kabulüdür yani. Bunu da herhalde bugün böyle mevcut siyasi liderler içerisinde bu kadar böyle hani güzel, hiçbir şey olmamış gibi anlatabilecek, sahiplenebilecek, bunu böyle gayet güzel özgüvenle söyleyebilecek tek siyasetçi Erdoğan olmalı. Bir de şu şeyi kısaca konuşalım, sonra Hasan Cemal'i alalım istersen. Bu Kerem Kınık, ben anlayamıyorum. Yani bir gücü var, iktidar içerisinde iktidar gibi gözüküyor. Yani verdiği fotoğraf öyle. Şimdi Hamza Dağ dedi ki, Hamza Dağ çıktı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Dedi ki işte hani pireye kızıp yorganı yakmayın dedi. Mustafa Varank çıktı, Mustafa Şentop çıktı. Bunlar da istifaya çağırdılar. Kerem Kınık oralı olmuyor. Yani baktığı yer bellidir. Görevi bırakması gerekiyor. Baktığı yer bellidir. Kerem Kınık ya da benzer düzeyde bir görevli. Aha. Ancak gelmesi gereken yerden o mesaj gelirse bırakır. Yani istifası ancak isteyebilecek yetkide birisi isterse söz konusu olabilir. Evet. Bütün yetkiler tek elde toplanmış durumda. Yani şeyden şimdi Kızılay şeye bağlı değil mi? Yani mesela Cumhurbaşkanı bir gece kararname yayınlasa aldım dese alamıyor mu? Mesela gücü yetmiyor mu? Mustafa Varank... Ona gerek yok. Kararnameye gerek yok. Onu söylüyorum zaten. Tek başlık sistemindeyiz. Bakanlara bakmaz kimse. İşte o bakanların çoğu genel müdürlerini bile istifa ettiremez. Yani direkt Cumhurbaşkanı'na bakıyorlar. Cumhurbaşkanı'nın ağzına bakıyorlar. Şimdi doğrudan kendilerine bağlı olmayan birisi Kızılay bir dernek. Yani niye istifa etsin? Ancak tek başlık sisteminde bir kişi söylerse buna güç yetirebilir, sözü geçebilir. O sözü geçecek kişiden o işareti bekliyordur. Oradan geldiğinde ona direnebileceğini zannetmiyorum. Direnebilir mi ya? Yani Kızılay Başkanı, Cumhurbaşkanı'ndan böyle bir işaret geldiğinde direnebilir mi? Peki Mustafa Varank, Erdoğan'ın gözden çıkartmadığı birisini bu şekilde istifaya çağırabilir mi? Kamuoyuna o istifa çağrıları da yukarıdan o işareti almadan, o yeşil ışığı görmeden yapılabilecek çağrılar değil. Yani bir bakan Kızılay Başkanı'na istifa çağrısı yapıyorsa, istifa etmemesinden rahatsızlık duyduğunu söylüyorsa, bu da yukarıdan bir yeşil ışık almasıyla mümkün olabilir. Yani aynı anda nasıl olur dersen, hiç mi duymadın tazıya kaç, tazıya koş. Tazıya tut.
Kazıya koş dersin, tavşana da kaç dersin. Yani aynı anda hem Türkiye ekonomi modeli devam edecek, bir değişiklik yok. Gayet de başarılı. Yok, hiçbir şey yok. Ekonomimiz gayet iyi devam ediyoruz. Hem sıkıntılar var, çözerse biz çözeriz. Hem Mehmet Şimşek'e dönüyoruz. Epistemolojiye, hem de epistemolojiden kopuşa tam yol devam. Evet. Aynı anda bunların hepsi mümkün olamaz mı? Senin kafan karışıyor ama artık alışmış olman lazım 20 yılda. Vallahi kafam karışıyor. Hala çözemiyorum. Tutmuyor. Sen sesle görüntünün birbirini tutmasını istiyorsun. Allah Allah diyorsun. Ya burada dudak oynuyor ama ses başka bir şey. Yani dudak okuyarak onları örtüştürmeye çalışıyorsun. Senkron tutmuyor. Ama bu yeni değil. Senkron tutarsızlığına artık alışman lazım. Bir dakikada Hasan abiden çok özür diliyorum. Bir dakikada Meral Akşener mevzuya girmeseydi ben de hiç girmeyecektim. Bu şimdi bir Sedat Peker'in açıkladığı videolar vardı. O zaman Cemil Çiçek demişti ki binde biri bile doğruysa çok vahim demişti. Birkaç gündür de Muhammed Yakut diye bir isim girdi hayatımıza. Hı. Videolar açıklıyor ve çok korkunç ve utanç verici şeyler bunlar. İyi Parti lideri Meral Akşener de dedi ki Muhammed Yakut ben dedi rastladım. Açıklaması var. Rastladım dedi. İzledim. Bunların dedi binde biri doğruysa bu arkadaşların sokağa çıkamaması lazım dedi. Meral Akşener girmeseydi ben hiç Muhammed Yakut olayına girmeyecektim Akif. Evet. Senin dikkatini çekti Sedat, mi? Sedat Peker organize suç örgütü liderliğinden aranıyor. Çok sarsıcı ifşaat ve itiraflarda bulundu. Hiç de ülkeyi değiştirmedi. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir hukuki sonuç doğurmadı. Evet. Hatta İçişleri Bakanı Soylu kendisi bir canlı yayında ondan 10 bin dolar maaş alan bir siyasetçi olduğunu söyledi. O siyasetçinin adı bile ortaya çıkmadı. Bunu söyleyen İçişleri Bakanı'yı da elinde delil olduğunu söylüyordu. Evet. Ve görevi sebebiyle, yani suçla mücadele görevi sebebiyle sahip olduğu bilgiydi bu. Bunu zaten ekranda milletle paylaşmadan önce gidip suçluyu sen ben yakalayacak değiliz ya. Onu yakalamak İçişleri Bakanı'nın görevi. Zaten savcıyla paylaşması gerekiyordu. Ama hala biz o gün bugündür adını bilmiyoruz. Hiçbir hukuki sonuca dönüşmedi onlar. Dolayısıyla bunların da bir hukuki sonuca ancak şöyle dönüşeceğini görüyorum. O zaman da öyleydi. Peker ilk ifşaat ve itiraflarına başladığında da itiraf ve ifşaatta bulunanın peşine düşüyordu bizde hukuk. Evet. Onun itiraf ve ifşaatlarında geçen diğer isimlere yönelik bir şey olmadı, bir hareketlenme olmadı. Burada da şimdi mesela Serdar Akinan galiba paylaşıyormuş bahsettiğin kişinin şeylerini, iddialarını. Hem onları paylaşıyor hem de bu sabah Serdar Akinan, Serdar Akinan mesela gözaltına alınmış. Oysa orada başka iddiaların kapağının açıldığı ve dur bakalım burada ne var? Ya hukuki vahim suçlardan söz ediliyor. Gerçekten bu suçlar işlendi mi, işlenmedi mi? Doğru mu, yanlış mı diye bunun hukuken soruşturmaya dönüştüğü bir örnek henüz ortada yok. Seni buraya alalım. Muhtemelen görmeyeceğiz. Tamam. Yer mi değiştiriyoruz? Yer değiştiriyoruz şimdi. Program formatı yer değiştiriyoruz. Evet Hasan abi, ekranlarını yeni açanlar için mesleğimizin duayen ismi, abisi buraya. Evet, böyle. Ve Yeşil Sol Parti milletvekili adayı Hasan Cemal bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Elif. Nasılsınız? Vallahi çok iyiyim. Çok genç, böyle sizi 20 yaş böyle gençleşmiş olarak, yani bu milletvekili adayı olmak bayağı iyi gelmiş size. Vallahi bilmiyorum ama bu çiçeği burnunda bir siyasetçi olarak gazeteci milletinin karşısına çıkınca biraz heyecanlanıyorum, tedirgin oluyorum. Çünkü bunlar şimdi beni nereden didikleyecekler acaba diye. Orada oturmak nasıl bir duygu? Şimdi hani masanın işte o tarafında oturmak. Bu duygu işte. Hafif tedirgin ediyor beni. Abi tam olarak ben de onu soracaktım. siyasetçi Hasan Cemal'le nasıl konuşulur bilmiyorum. Yani henüz şey yapmış değilim. Alışmış değilim ona. Alışabildin mi? Yani siyasetçi Hasan Cemal olmak artık üstüne rahatça giyebildiğin, yani günlük tişörtün gibi giyebildiğin bir şeye dönüştü mü? Daha yani dönüştü diyemem. Yani dikkat ediyor. Etmem gereken farklı şeyler var. Yani böyle kamuya açık yerlerde dikkatli davranmak, eskisi gibi istediğin gibi konuşmak falan olmuyor. Dikkat ediyorum. Etrafıma bakıyorum. Ondan sonra
daha böyle düzgün şey gözükmem lazım diye düşünüyorum falan. Eski alışkanlıklar yok. Yanımdaki arkadaşlarıma enselerine bir tokat vurmak falan artık olmuyor yani. Bundan ayıbım. Sonra olmaz. Siz siyasetçisiniz yani. Artık emniyetli bir mesafedeyiz yani. meşhur şeylerin de var. Meşhur fırçaların var. Evet, o ona... dil konusu da değişmesi lazım. Artık herhalde şey öyle hani rahat onları söyleyemeyeceksin. Hayır. Yok. O mesafeye bizim de alışmamız lazım. Yani o senli benli hani geçmiş mesleki şeyden gelen, ilişkiden gelen samimiyeti de bırakmak ve sizli bizli. O zaman Hasan Bey diyeyim ben. Hasan Bey diyeyim. Hasan abi diyorsan Hasan abi. Ama siyasetçi oldunuz artık. İsteyelim Hasan abi. Niye siyaseti? 54 yıllık gazetecilik hayatımı kapatıyorum dediniz. Evet. Niye? Sebep ne? Neden? Sebep yani, şey yani. Şimdi anlatmışsınız burada ama diyorsunuz ki Türkiye'de işte enflasyon kötü. Mesela bu kadar milletvekili adayı, bu kadar siyasetçi şöyle mi gördünüz? Baktınız yerden ya bunlar yapamazlar, benim şu işe bir el atmam lazım mı dediniz? Yok öyle bir şey demedim tabii, elbette demedim ama ya şunu söyleyeyim ya 54 yıl gazetecilik artık geldi, yetti. Ne yapabiliyorsam yaptım gazetecilikte diye düşündüm. Bir de çok şey, kritik, ilginç bir döneme giriyor Türkiye ve siyaset. Yani 14 Mayıs'ta yepyeni bir başlangıç da yapabilir Türkiye. Cehennem çukuruna da yuvarlanabilir. Bu yüzden de çok bu ilginç dönemi daha içinden takip etmek istedim ve bir şeyler yapmak istedim. Yani benim de yapabileceğim bir takım şeyler var bu Türkiye'de. Çünkü siyaseti çok yakından izledim. Mesela bu arada Kürt sorununu çok yakından izledim. Bütün bu konular ve özellikle de Kürt meselesi Türkiye'nin en yakıcı meselesi. Yani Kürt meselesinde bir çözüm rayına oturursa Türkiye'nin de birçok şeyini düzeltmek daha kolaylaşır diye düşündüm. Bunların hepsi bir araya gelince gelen teklifi HDP'den hemen kabul ettim. Yani. Hemen kabul ettim değil, bir 3-4 saatlik gecikmeyle kabul ettim. Orada da karım Ayşe dedi ki ya. Ondan sonra girsen daha iyi olur yani içinde. Çok sıkıldığını mı düşündü acaba Ayşe yani adam durgunlaştığını düşündü. Durgunlaştı, içine kapandı. Durgunlaştı. İçine kapandı. Bir heyecan iyi gelir diye mi düşündü? Bence öyle. Taşın altına elimi sokmak için kabul ettim diye bir beyanın vardı. Evet. Yazdın da bunu zaten. Evet. Taşın altına milletvekili olmadan da el koyma imkanı yok muydu? Yani illa aktif siyasete mi girmek yani lazım? Yani taşın altına elimi gazetecilik sırasında koydum. Yani soktum taşın altına. Çünkü hep Türkiye'nin çetrefil meseleleriyle uğraştım. Kürt sorunu, asker sorunu, Ermeni meselesi, ondan sonra nereden bakarsan bak. Ondan sonra bütün bunlar şeydi yani herkesin uğraşmadığı meselelerdi. Netameli konulardan uzak durmadın yani. Uzak durmadım ve bunlarda üstelik kitap da yazdım. Öz eleştiriler de vermek durumunda kaldın. Kimse kızmasın kendimi yazdım. Öyle. Darbecilik döneminin öz eleştirisini yaptık, hesaplaştık. Yani bir iki yıl, ciddi 2,5 yıl. Türkiye'nin darbeci geleneğinin bir fedaisi gibi davrandım. Ama onun da hesabını verdim. Böyle bir şey yapmamalıydım dedim. Onun da kitabını da yazdım. Yani gazetecilik döneminde evet sorunlara uzak durmadım, mesafeli durmadım. Bugünün farklılığı yani siyasetçinin farklılığı o gün söylediklerimi, yazdıklarımı bugün çözebilecek duruma geldim. Çözerim, çözemem ayrı ama bu sefer sorunun bu tarafında oluyorum. Yine elimi taşın altına koyuyorum ama bu sefer çözüme dönük bir takım çabaları, bizzat çözüme dönük çabaların içinde
olabileceğim. Bu farklı bir heyecan tabii. Hiç bu kadar yaklaşmış mıydın peki siyasete girmeye? Yani 54 yıl siyasi gazetecilik yaptın. Tabii, tabii. Yani dolayısıyla o dünyanın yabancısı değildin. Değilim, bir biçimde içindeydin. Hiç böyle bir teklife muhatap olmadın mı, aklından geçmedi mi? Şimdi başka bir partiden gelse evet, düşünebilir miydin? Şöyle söyleyeyim, hiç düşünmedim. Hiç düşünmedim bugüne kadar. Ve ben siyasetle uğraşamadım dedim. Uğraşamam dedim ve uzak durdum. Bana ilk teklifi yapan Erdal İnönü oldu rahmetli. Çok takdir ettiğim bir siyasetçiydi. O CHP'nin başındaydı. 91 seçimlerinden önce tam da Cumhuriyet'in çok böyle iç kavgaları yaşadığı bir dönemdi. Bana milletvekilliği teklif etti. Ben de nazikçe kabul edemeyeceğimi söyledim. Sonra da o kendine özgü bir şeyi vardır. Alaycı bir titreşimlerle dolu şeyi vardır. Bana bir akşam yemeğinde dedi ki bak Hasan Cemal benim teklifimi kabul etsen ne Cumhuriyet'in başına bunlar gelirdi ne de senin başına demişti hiç unutmuyorum. Bu teklif tabii HDP'den gelince eş başkanımız Pervin Buldan Hanım'dan önce tereddüt ettim. Sonra Ayşe beni ondan sonra ne yaptım böyle şey olur mu dedi. Ben de teklifiniz geçerliyse Pervin Hanım kabul ediyorum dedim. Ve böyle başladı. HDP'nin böyle bir şeyi teklif etmesinden mutlu oldum. Çünkü kendimi hep HDP'ye yakın hissettim. Geçmişte de. Başka partiden gelseydi ondan sonra kabul eder miydim? Bilmiyorum ya ama edeceğimi sanmıyorum. Beni bu heyecanlandırdı çünkü Kürtlerin sorunlarıyla aşırı neşir ve Kürt sorunu gibi yakıcı bir sorunu çözmek isteyen ve onların yani Kürtlerin acılarının içinden yükselen, kurulan, oluşan bir siyasi hareket. Bu da farklı bir şey ama aynı zamanda Millet İttifakı altılı masaya da yakın durmuştur ve bu kolay bir şey değildir. Yani şu ya da bu şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek onun başkanlığında. O da Türkiye'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masayı kurarken yakaladığı uzlaşma ruhunun bir devamıdır. Yani HDP'nin de bu tarafa, Yeşil Sol Parti'nin de bu tarafa gelmesi Türkiye'nin bir uzlaşma ruhunu yakalamanın eşiğinde olduğunu gösteriyor. Bu çok önemli. Bugün Taha'nın yazısında orta sayfada seninle karşı karşıya yazıyorsunuz Taha'yla. Taha'nın yazısı Türkiye'nin uzlaşma ruhuna, uzlaşma kültürüne ne kadar ihtiyacı olduğunu anlatan bir yazıydı. Şeyle girmiş, Hulusi Akar'ın işte vur diye vuralım, öl de ölelim, o da zamanı var diyor. Olacak şey değil. Bu üslup Türkiye'yi hep geldi duvara toslattı. Bu üslup Türkiye'yi kutuplaştırdı. Bu üslup, bu düşmanca yapılan siyaset Türkiye'yi kutuplaştırdı. Uzlaşmadan uzaklaştırdı ve Türkiye'nin bütün sorunlarını biriktirdi. Hala bunu devam ettiriyor. Seçim kazanmak için Erdoğan yine bu şeytanlaştırıcı dili kullanıyor. Taha da çok güzel onu eleştirmişti. Tamamen haklı. Yani mesela bu açıdan ben sizi konuşturmuyorum galiba. Baba son bir şey söyleyeyim. Bayağı. Öyle hiç tekleme falan yok. Hiç eyleme falan yok. Kesintisiz. Bir es verirsen araya gireceğiz. Yok, hemen veriyorum şu bu bağlamda. Yani Türkiye'nin uzlaşmaya, siyaset sahnesinde evet, uzlaşmaya ihtiyacı var derken son bir örnek vereyim. Taha'nın yazısından sonra Kılıçdaroğlu geçen gün Turgut Özal'ın anıt mezarına bir ziyaret yaptı. Anıt mezarında da şey yaptı.
Yani Turgut Özal'ın geçmişiyle ilgili, iktidarıyla ilgili de olumlu bazı sözler söyledi. Bu son derece önemli. Çünkü bu Türkiye'de Kılıçdaroğlu'nun CHP lideri olarak kalkıp oraya gitmesi bir yerde CHP'nin Demokrat Parti, Adalet Partisi ve sonra ANAP'la bir yerde merkez sağıyla solun yakınlaşması, o boşluğun doldurulması demek. Zaten şey de öyle, altılı masada bu uzlaşma ruhunun ürünü. Yani bu Türkiye'de eğer önümüzdeki dönemde bu krizler ülkesini yeniden normal bir ülke haline getireceksek, bu son derece önemli. Uzlaşma ruhunu yakalamak. Cumhurbaşkanı Elif, sıra bende mi sende mi bilmiyorum ama yok, sıra yok. Benim bir sormak istediğim bir şey var bulunurken. Cumhurbaşkanının bir eleştirisi oldu muhalefete. Bu HDP'yi, pardon, Yeşil Sol Parti ve adaylarını da kapsıyordur doğal olarak. Evet. Soğanın lezzetini bilmezler dedi. Neyin? Soğanın. Bir kuru soğan var ya, bir başa hani Kılıçdaroğlu böyle elinde tutmuştu. Bizim evde Leyla o kadar güzel soğan pişirdi, çok hoşuma gidiyor. Soğanın bütün kokusunu falan da severim. Ama öyle birisi yapıyor, getiriyor salatanın içinde, o değil. Nedir? Soğanın lezzetini bilmezler dedi. Yumruğunu vurup dağıtabiliyor musun? Yani lükslerini bozar onların dedi. O artık. Lükslerini bozar onların dedi. İşte Hasan Cemal soğanı sever mi? Sever. Böyle yumruğunu vurup dağıtıp da yemişliği var mıdır? Birkaç kere yaptım ama benim yerime bizim evde çalışan Leyla öyle yapar. Ha, yumrukla mı dağıtıp da? Böyle ince doğramıyor yani. Siirt'tendir. Siirt Emine Hanım da galiba Siirt'tendir. Bizim ev, Leyla da öyledir ve ondan sonra gayet keyifli. O böyle şeyleri sadece kendine mal etmesin Erdoğan. Ya bey gibi, lord gibi yaşayan, boğazdan ağzır hani şey yapan. O nerede yaşıyor? Sarayda yaşıyor ve saraylarda yaşıyor. Tek saray değil. Ankara'da saray, Okurkoyun'da saray. Milletin onlar. Milletin ama onlar. Ne, milletin onlar ama onları kendi yaptı. Millet oraya uçaklarını, Kılıçdaroğlu satacağız diyor ya uçak pilotunu. Millet uçaklarına inanıyorum ki devrettirmeyecek onlara ya, dedi. Ya. Milletin uçakları, millet bırakır mı? Peki o zaman demek ki bu muhalefet ve arkasındaki aşağı yukarı %50'lik millet, milletten değil. Yani o milletin bir yarısının o zaman tamamının değil mi o filo? Hayır, bu kendisi için binmiyor. Millet adına biniyor. Millet adına, milletin temsilcisi olarak orayı kullanıyor. Vallahi, yani eziyet aslında, o zahmeti... İtibardan ne diyordu? Tasarruf. İtibardan tasarruf olmaz diyen bir cumhurbaşkanı. Hiç öylesi gelmedi. Yani baktığın vakit mesela ondan önceki bazı cumhurbaşkanları çok son derece dikkatli davrandılar. Mesela Demirel'i hatırlıyorum, Okluk Koyun'a gidemedi. Bu küçücük bir yerdir. Yani Okluk Koyun'da Özal'ın yaptırdığı yer deniz kıyısında. Hakikaten çok mütevazi ve küçücük bir yerdir. Onun yanında şimdi dikenli teller ve duvarların arasında koca bir saray yapıldı deniz kıyısında. Ve orası neredeyse Cumhurbaşkanı gidince kapatılıyor. Evet. Bunu da ilk defa şimdi basında, medyada benim fotoğraflarım ve yazımla çıkmıştır, onu da söyleyeyim. Tekne turu atarken mi orada, tekneyle gezerken mi? Evet, tekne. Hasan Cemal monşer midir? Yok ya, hiç olmadım monşer. Ailemde de öyle bir şey yok. Elit midir peki? Türkiye'nin halk elit ikiliği var ya. Türkiye'de elitliğin tarifi nedir bilmiyorum ama bir bakıma iyi okumuşsa iyi okumuştur. Ondan sonra varlıklı mıdır? Değildir ama yoksul da değildir. İyi yaşıyor yıllardan beri. Ama bunu böyle işte elitti pek şey yapmıyorum. Aile mirası yük müdür Hasan Cemal'e? Aile mirası tabii var. Cemal Paşa'dan kaynaklanan bir şey ama Cemal Paşa'nın çocukları, benim babam dahil, bir tek dedem apartman, demiyorsunuz, Cemal Paşa diye bahsediyorsunuz. Dedem tabii. Tamam.
bir tek daireleri bile, evleri bile, kendi evleri bile olmadan hayata veda gittiler. Babam küçük memurdu ve küçük memur olarak bizleri büyüttü. Ve dar gelirli bir aileydik. Yani o anlamda bir şey gelmedi bize. Adı büyük ama dünyalığı küçüktü yani ailenin. Öbür iddiatçı şeylerin paşaların, Enver Paşa, Talat Paşa, özellikle Evren Paşa, Enver Paşa. O da şeye, saraya damat olduğu için çok epeyce şey kaldı onun ailesine. Ama böyle iddiatçılar bu anlamda günahları epeyce vardır ama paraları pek olduğunu söyleyemiyorum. O işlere akılları kendi dedem Cemal Paşa için. Para Akçeli işlere akılları ermiyordu onların. Hayır. Büyük hayalleri vardı. Yani hep onlar için de şey denir işte. Onlar diye ama etrafı çok iyiydi derler. Ya en güçlü olduğu zaman da Talat Paşa'nın eve akşam giderken pirinç götürebilmek için borçlandığı filan yazar mesela. Bilmiyorum Cemil ama yani da. Günahları büyük. Evet. O kadar da de günahları büyük yani farklı günahlar. Evet, farklı günahları var. Yani. Ama gerçekten hepsi vatansever. Yani. Siyasi kararlarının isabetsizliği ve davet ettiği belalar, milleti içine sürüklediği maceralar bakımından günahları büyük diyorsun. Yoksa şey değil yani, bilerek art niyetli şey. Ben şeyi merak Hayır, ediyorum. Bu şey şimdi açısından Türkiye'de. Da önemli bir öz eleştiri. Şimdi yani Cemal Paşa'nın torunu Yeşil Sol Parti'den siyasete giriyor ve yani tehcir politikaları vesaire gibi bir takım konuları da iddiaçıların günahları olarak burada altını çizmeden geçmiyor. Yani, kitapta yazdı. Kitapta yazdı. O açıdan önemli ama mevzu çok derinleşecek. Belki süremiz vermez diye oraya biz girmedik. Evet, oraya sarpadık yani. Şimdi ben Türkiye enteresan tabii bir ülke. Bazı böyle şeyler yani bir acayip bir kutuplaşma var ve korkunç ve her şeye böyle cepheden bir karşıtlık var. Yani iyiler görülmüyor. İyi görüp kötüyü eleştirmek gibi bir geleneğimiz, bir kültürümüz yok. Şimdi mesela bu dönemde de milletvekili adayları eleştiriliyor. Mesela bir 2010 referandumu var ki yetmez ama ya bir türlü oradaki anayasadaki Türkiye'ye kazanımları konuşulmuyor. Ama bir iktidar karşıtlığı üzerinden sen de yetmez ama evet demiştin deyip linç ediliyor. Bunlardan birisi de sizsiniz. Tabii. Şimdi milletvekili adayı olunca devreye bir de Cengiz Çandar girince tekrar böyle sen de günahkarsın yetmez ama evet. Vallahi niye bitmiyor? Niye bitmiyor? Niye mesela anlaşılmıyor? Çünkü Türkiye'de hepimiz biliyoruz ki bir takım meseleler değişik boyutlarıyla derinlemesine tartışılmıyor. Tartışılmadan sloganlar üzerinden sığ klişelerle saldırılar oluyor. Böyle bir tür düşmanlıklar oluşturuluyor. İşte Hasan Cemal yetmez ama evetçi. Ya o kadar çok bunu izah ettim ki en son kitabımda sayfalar var orada. İşte Erdoğan'ın abisi Hasan Cemal. Onu sen çok iyi biliyorsun o dönemde. Erdoğan'ın abisi işte yetmez ama evetçi. Ya kardeşim yani bıktım anlatmaktan. Çünkü geçmişle uğraşılacak bir dönem değil bu. Biz yeni Türkiye'yi 14 Mayıs'tan itibaren tünelin ucundaki ışığı yakıp yeni bir başlangıç yapmak zorundayız. Burada ben hedef değilim, olamam. Yetmez ama evetçiler hedef olamazlar. Bizim hepimiz bu geçmiş dönemi çok ağır eleştirmiş insanlarız. Özellikle son 10-15 yıldır. Koyuyorum bir kenara. Yetmez ama evet dediğin vakit ortada bir
anayasa değişikliği teklifi vardı. Bu anayasa değişikliği teklifine genelde baktığın vakit demokrasi açısından olumlu yanları çok olan, hatta ağır basan bir teklifti. Ve yetmez ama evet denirken, ya bu yetmez ama olumludur anlamı vardı. Hiç kimse, yani bu yetmez ama evetçi falan derken, bir defa bu anayasa teklifinin içeriğine falan baktığı yok. İkincisi, o çıkan yasanın kritik bir maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilince oldu bütün bu başımıza gelenler. Evet. Doğrudur sonuçları itibariyle. Ondan sonra bu teklif o maddesi hükmü çıkarılınca, iptal edilince hakimler ve savcılar yüksek kurulunu hakikaten Fethullahçılar ele geçirdiler bir yerde ve Türkiye hakikaten bundan çok olumsuz etkilendi ve yaşadı ama bunun sorumlusu orada yetmez ama evet diyenler olmadı. Yani yetmez ama evet diyenler en bilinçli belki de oy kullananlar oldu. Çünkü bu en önemli yanı bu şeyin, teklifin bir takım kurumların, bunun içinde işte HSYK da vardı, bu kurumların seçmen tabanını, oy tabanını genişletmek. Evet. Bu çok önemli bir şey. Yargıyı demokratikleştirmek için ve iddiasıyla getirilen aynen, bir reform bir düzenlemeydi. Aynen. Yargıyı demokratikleştirmek içindi. Fakat burada tabii bir başka noktada Avrupa Konseyi, Venedik Komisyonu dedi ki bu Avrupa Birliği'nin demokratik ilkelerine tamamen uygun bir yasa teklifidir. Onaylıyoruz dediler. Güya yargı darbelerini, olası yargı darbelerini ileriye dönük önleyecek, köklü evet, çözüm getirecek bir evet, yargı darbeleri düzenlemeydi ama tam tersine evet, en ağır bir yargı darbelerine zemin hazırlayan bir şeye dönüştü. Evet, öyle aynen. Şimdi bu da devam etti sonra. Yani bundan önce de 2008 yılını düşün, 2007 yılını düşün, %47 oy almış bir partiyi Anayasa Mahkemesi 3 gün sonra, seçimden 4 gün sonra Anayasa Mahkemesi'ne kapatma davası açtı. Anayasa Mahkemesi kapatma davası açılırken kimin eli vardı bu kapatma kararının arkasında? Asker ve sivil vesayet vardı. Kapatma davası kararını. Evet. Kapatma kararı değil, çıkmadı ama. Kapatma evet, kararı davası. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığının önlenmesine evet, yönelik skandalvari yargı kararı, gene AYM ya, kararı 300, mesela. 378 miydi? 367 garabeti. 367 garabeti. O tam bir hukuk adına bir skandaldır. Öbür tarafta da bir süre önce, hemen birkaç gün önce Büyükanıt Paşa çıktı, Genelkurmay Başkanı e-muhtıra verdi. Kimsenin de sesi çıkmadı. Bugün işte şeyciler, yetmez ama evetçiler diye bağıranların, ey Genelkurmay Başkanı bu siyasete müdahaledir, böyle bir şey yapamazsın, bu aykırıdır dediklerini de hatırlamıyorum. Ben o gece yazı yazdım. Ey muhtıraya hayır diye mesela. Ya şimdi fakat bunu tartışmak istemiyorum. Bugün bana ay işte yetmez ama evet Hasan Cemal diyenlerle birlikte ben bu iktidarın gönderilmesi için siyasi mücadelenin içinde olabilirim. Ben içindeyim. Onlar da olabilir ve onlara söyleyeceğim hiçbir şey yok. Hepimizin bagajı var. Seninki de fena değil. Ya, biraz da karışık bayağı. Delir az yeni çeyizi gibi. Işte, karma karışık bir bagaj. O karma karışık bagajı ben anlatmaya çalışıyorum. Çok yük oluyor mu? Karşına çıkıyor ama mu? Ama ne yapayım? Yani yaşadım bunları. Yaşadıklarımı da benim kadar yazan pek fazla çıkmadı. 12 Mart, 9 Mart hikayesinde birçok abilerim, birçok arkadaşlarım oturup hala yazmadılar.
Öyle bir alışkanlık var eskilerde de. Neyse. Yani kapatıp gitmek üstünü... Kapatalım. Beton. Hayır, alışkanlık mı öyle? Evet. Beton döküp geçmek şeklinde mi? Yani yüzleşmek yerine. Ben yapmadım. Ben kendi hayatımla ilgili olarak hiçbirini halının altına süpürmedim ve saklamadım. Hatta birçok arkadaşım da ya sen deli misin? Ne diye her dakika uğraşıyorsun? Ben kendi kendimle hesaplaşmadan huzura ermiyorum. Faydası var mı? Psikolojik bir... Var tabii. Psikolojik şey. Onun dışında kendini başkalarına anlatmak ya bir faydası var mı? Kolaylaştırıyor mu? Anlıyorlar mı? Ben öyle onu düşünmüyorum. Yani anlıyorlar, anlamıyorlar ama ben bunu anlattıkça bir yerde kendi şeyimde, çapımda bir tarihe not düşmek istiyorum. Genç kuşakların neler yaşandığını daha iyi görmelerini ve düşünmelerini sağlamak istiyorum. Yani mesela bu Kimse Kızmasın kitabı çıktığı vakit bazı üniversitelerden hocalar beni davet ettiler, bir iki hoca. Dediler ki ya gel lütfen anlat. Çünkü 9 Mart'ı bilmiyoruz. 12 Mart'ı biliyoruz. 9 Mart nedir? Perde arkasında ne var? Kitabım çıkınca ben gidip yılda 1-2 saat ders verdim orada. Şimdi bu önemli değil mi? Burada bilmem kaç kişinin çıkıp bunu düşünmesi gerekmiyor. Ama akademiyada böyle bir soru işareti atıyorsun. Soru işareti varsa bunu anlatıyorsun falan. Gazeteci olarak bu beni mutlu ediyor. Ama artık bu yaşadığım günah ve sevaplardan sonra, günahlardan dolayı falan da üzüldüğüm yok yani. Ne yapayım? Hayat bu yaşandı. Demirel'in meşhur lafı. Bugünkü çamaşırları dünkü güneşte kurutamazsın. Evet. Bu fakat Türkiye'de çokça yapılmak istenen bir şey. Evet. İmkansızlığına rağmen. Evet. Yani bugünkü şartlarda ortaya çıkan sonuçlardan geriye doğru bakarak geçmişi yargılama alışkanlığı var. Evet. Geçmişi geçmişin şartlarında, evet, o günün şartlarında değerlendirmiyorlar. O bir tarafa, şu da var. Yani geçmişi eleştirmek, evet, eleştireceğiz. Ama bunu yaparken geçmişte yaşananlardan dolayı bir takım kişileri falan şeytanlaştırmayacağız, düşmanlaştırmayacağız. Bunu öyle bir yapacağız ki bu geçmişe dönük şey olsun. Diyaloglar oluşturalım falan, tarihe bir bakalım. Ama Türkiye'de şunu söyleyeyim, böyle bir şey, öz eleştiri, itiraf geleneği de yok. Bunda bizim dinin de etkisi var sanıyorum. Melek şeytan, demiyorum ona. Melek şeytan katılığında, keskinliğinde bakıldığı, evet, için mi? Yani siyah beyaz. Yani dini açıklamasını yapamıyorum ama bizde bu itiraf geleneği yok. Ha. Yani gider mesela Katolik Kilisesi'nde, hı, oturur, itiraf eder. Ben şu günahı işledim. Ne diyorsun papaz efendi falan. Bizde böyle bir şey tövbe yok. Tövbe kapısı açık ama bizde ama de, evet, tövbe bizde var. Tövbe, nasıl? Var. Tövbe ayrı. Bir başkasına yapman gerekmiyor ama. Tövbe ayrı. Bir başkasına yapman gerekmiyor tövbe ama. Tövbe ayrı, orada itiraf. Tövbe ettim falan. Nedir, ne orada değildir. Orada toptan bir şey var. Hani nedir, Allah'ın ne günahlarını bağışlar. Ama burada hatalarla bizde, günahlarla barışmaya yardımı mı var o düşün, itiraf müessesesinin? Bizde hangi akımlar geçerli oldu? Yani düzene karşı akımlar. Komünistlik vardı değil mi? Faşistlik vardı. Nazilik vardı. Ondan sonra Mao'culuk vardı. Ondan sonra işte Mahircilik vardı. Ne bileyim, böyle çok şey vardı. Bunların içinden şöyle bir bak şeye, literatüre. Ne kadar şey var? Ben o zaman buydum. Yanlış yaptım diyen kaç kişi var? Bulamıyorsun. Evet. Parmakla sayılır gibi vardır. Onlar da şöyle bir geçmiştir. Ya sen eskiden komünist değil miydin? Sen eskiden bir dönemde şeyin, Hitler Almanya'sının
Türkiye'de hakim olmasını istemiyor muydun? Hem fikir olarak hem şey olarak savaşa girme adına. Sen Sovyetlerin düzenini savunmuyor muydun? Komünizmi savunmuyor muydun? Aslan Lenin demiyor muydun? Bunları niçin açıklıkla yazmadın? Yazanlar var ama azınlıklılar çok küçük bir azınlık. Biz onu yapamıyoruz. Yani bizim insanımız ve ya da entelektüelimiz diyelim, yazar çizerimiz, ben ya, geçmişte şu yanlışları yaptım diyemiyor. Hatıratlarımızda da en eksik kalan kısmı bu galiba. Yani aynen. Hatırat yazıyor yoktur, mesela. Yoktur. Başkasının günahları sayılıp dökülüyor. Aynen. Kendisinin sadece sevapları var. Kimse kendi günahlarına girmiyor. Aynen. Ya onlarla yüzleşme falan yok. Bizde de o en belirgin şey benim o Kimse Kızmasın kitabımın konusu olan 9 ve 12 Mart'tır. 12 Mart'ta demokrasi kahramanıdır. Peki 9 Mart'ta biz ne yapmak istiyorduk? Neyse. Şimdi siz kendine kör olmak evet belki insani bir şey biliyorum. İnsani bir şey. Ama bazılarına da o mutluluk getiriyor. Bazıları aynada gördüklerinden hoşlanmıyorlar. Onun için kendilerine aynen, kör olmak aynen, onları aynen daha iyi hissettiriyor. Ben de mazoşist bir şey ben mi de, var? iç barışımı kendi kendimle hesaplaşarak bulabildiğimi söyleyebilirim. Hiç derdim yok. Evet, yaptık bir takım şeyleri ama iyi şeyler de yaptık. İyi şeyleri de savunduk, yazdık, ettik yani. Böyle bu hesaplaşmalar kendini zincirlemeye kadar gitmiyordur herhalde. Yok o kadar. Böyle, yani, cezalandırıyorum kendimi yok, bu adamdan dolayı. Yok. Ama Edip, Hasan Cemal'in geçmişini hep nedametle, pişmanlıkla andığını düşünme. Pişman olmadığı şeyler de yaptı. Yok, ben mesela öyle frak giymek gibi. Evet. Orhan Pamuk Nobel ödülü aldığı merasime özene bezene hem de tadını çıkara çıkara frak giyerek gitti. Şimdi özlüyor, onu tekrar giyeceğini söylüyor. Ya ben şeyi sordum ama tekrar sorayım. Ben anlamıyorum bu işlerden. Şimdi size sormuştum ama bir de izleyicilerin yanında da sormak istiyorum. Bu frak giyeceksiniz. Evet. Şimdi Akif kıdemli dedi. Burada prova yaptıracağız burada. Evet. Kıdemli dedi ama siz kendinizde, yani kendinizde çok barışık birisiniz. Meclisin en yaşlısı, en kıdemlisi olarak varım. Artık listelerde YSK'ya teslim edildi. Sizden daha yaşı büyük olan kimse yok değil mi? Bu iş sizde. Öyle gözüküyor şu anda. Öyle bir heyecanlı rakip çıkmadı daha yani. Çıkmadı. Peki heyecanlı mısınız? Meclisi yöneteceksiniz. Yok ya. Heyecanlı değilim. Bir tek ne düşünüyorum biliyor musunuz? Prova yapmıyor musunuz? Yani koskoca meclisi yöneteceksiniz. Yani nereyi görmeden. Yok daha. ne söyleyeceğimi düşünüyorum. Notlar alıyorum. Ondan sonra onun dışında bir şey yok ya. Yani bir heyecan yok işte. Burada da konuşuyoruz. Bu kadar dinleyici var. Prompter kullanacak mısınız? Ha? Prompter kullanır mısınız ne konuşurken? Prompter. Prompter kullanır mısınız? Nedir o? Ha yok. Konuşma yansıtıcısı. Yok, orada yokmuş zaten. Yok muymuş? Yok. Ha, demek ki araştırmışsınız ama. Evet, yokmuş dediğinize göre. Onu söylediler. Çünkü benim ezber sıfırdır. Ondan sonra ezberleyediler. Yani meclis yeminini ya ezberleyemem ben. Ne ezberleyeceğim? Okurum. Niçin zorunda mıyım ezberlemeye? Yani? Peki frak hani diktirecek misiniz dedim. Yok. Özel kendinizi. Yok hayır. Şey frak meclis başkanlığı kiralıyor tiyatrolardan. Kiralıyormuş evet. Tiyatrolardan ben bunu bilmiyordum. Evet, tiyatrolardan, evet, tiyatrolarından kiralandığını bilmiyordum. Bana söyleyen meslek büyüğüm, meslek ustam Altan Ömen. Ha, o deneyimli tabii. Tabii. Meclis deneyimi var. Peki o 2007'de mi 2006'daydı değil mi Orhan Pamuk'un töreninde frak giyme hadisesi? Evet, 2006 sonunda. O frak ne oldu? O da kiralıktı. Eve götürmedin ya, pazarları yok, giymiyorsun onu. İstanbul'dan kiralayıp götürmüştüm. Bazı arkadaşlarım da Stockholm'da kiraladılar. Orada da çünkü frak belirli yerlerde, sarayda falan giyiliyormuş. Protokol açısından ama zaman, evde ne yapacak insan? O zaman ciddi bir kriz çıkmıştı, hatırlıyorum. Yazı konusu da yapmıştım. Hatta tekrar dönüp o yazıya baktım bu yayından önce. Ya
frakla beyaz kuşak mı giyilir, beyaz yelek mi? Hatırlıyorum. Beyaz yelek mi? Büyük bir krizdi. Evet, yani evet. Yazılar yazılıyordu, tartışmalar falan filan. Ne oldu şimdi peki? Vallahi unuttum. Beyaz... Artık mecliste ne takılıyorsa, çünkü geçmişte var. En son frak giyen şey, meclis başkanı yine yaş vasatisiyle açan Oktay Ekşi. Kıdem farkı sebebiyle diyelim yani. O da var. Kıdem gereği. o da. Oktay Ekşi de giymişti. Ona sorarım bakayım. Ne o yelek giymişti galiba. Yanlış mı hatırlıyorum? Yok yok. Yelek mi? Frak mı? Evet. Frak. Yo yo. Hayır. Frak içine beyaz kuşak mı? Beyaz yelek mi? Vallahi bilmiyorum. O zamanın krizi oydu. Peki. Siyah daha güzel olur herhalde. Memleketin bunca meselesi varken. Evet. Hasan Cemal'in frakla tartışılması, konuşulması... ve kendisinin bizatihi buna sebebiyet vermiş olması, evet. Yeşil Sol Parti içinde tabanında nasıl karşılanıyor? Soru bu. Eminim, biliyorum. Orada da bundan hoşlanmayanlar mutlaka var. Yani ne diye giyiyor diyenler mutlaka var. Oyla seçmenle kavga edilir mi? İnatlaşılır mı? Yok, o inatlaşma ya bir insan milletvekili olduğu vakit kendi görüşleriyle ki sana oy verenlerin bütün görüşlerinin mutabık olması diye bir şey yok yani. Bir takım tavırlarımız onları da kızdırabilir ama mesele nedir? Ne savunuyorum ben? Yani ne savunuyorum? Demokrasi, hukukun üstünlüğü, adalet, barış, Kürt sorunun çözümü. Frak neyi temsil ediyor peki burada? Frak burada bir yerde Cumhuriyet'in kuruluşunda ondan sonra bir sembolik anlamı var. Cumhuriyet'i en başta kuran Atatürk'te şeyi frakla giyerek açmış meclisi. O da bir anene böyle bir gelenek oluşmuş. En son bunu ortadan kaldıran şey mecburi olmaktan çıkaran AK Parti. Tayyip Erdoğan. AK Parti. Biraz güncel sorayım mı? Çünkü siyasetçisiniz. Bu arada hani hazır frak falan konuşmuşken dikkatimi çekti. Buraya genelde siyasetçiler gelirken daha gömlek ve ceketle geliyorlar. Evet. Siz daha sivil gelmişsiniz. Alışamadınız herhalde. Yok. Birkaç yere ceketle gittim. Birkaç gittiniz yere mi? Ceket, bir yere de kravatla gittim falan. Sonra baktım böyle daha rahat giyinmek daha iyi. Hem de bizimki de Yeşil Sol Parti falan ama öbür tarafta neden frak giyiyorsun da burada böylesin falan. Onda da haklısın. Mesela benim bu işte baş danışmanım gayri resmi Altan Öymen'dir. Ona kalsa seçim kampanyalarında mahalle arası dolaşırken de kravat ve ceketle gideceksin der bana. Sebebi de şey, öyle ister seni seçmen. Böyle yata bağır açık görmek istemezler. Evet. Ama o kadarı değil. İnecek misiniz peki esnaf ziyaretleri yapacak tabii, mısınız? Tabii pazar bayramın ikinci günü mahalle ev ziyaretleriyle başlayacağım. Bana bir çat kapı mı tesadüfi? Bilmiyorum. Onu bilmiyorum çünkü Yeşil Sol Parti şeyleri işte seçim planlıyorlar onlar. Kampanya komitesi ya da İstanbul'da program yapıyorlar. Her şeye de adaya da sen şuraya gideceksin, buraya gideceksin. Yanımda da bir bana asistanlık yapan biri olacak. Sadece tek başıma değil, grup halinde de gideceğiz ve bu bütün ay seçime kadar devam edecek. Yani bayağı da yoruyorlarmış. Konforunuz gidecek bozulacak mi? Yani. Ha? Konforunuz bayağı bozulacak. Yok ya ne güzel işte çok şeyim yani çok mutluyum çünkü böyle bir şeyi denemedim. Ben hayatımda tabii gazeteci olarak Kandil'e kadar çıktık yani. Bunu şunun için söylüyorum. Yorgunluktu, morgunluktu. Öyle çok konformist bir gazetecilik yapmadım yok, diyorsun yapmadım. Yani. Yani çadırda battaniye üstünde de yattım. Tuvaletimi de çıkıp ağaçların arasında da yaptım. Böyle geçti çok şeyim.
En lüks otellerde de kaldım. O ayrı yani. Benim gazetecilik yani bu benim hayat tarzıma yani gazetecilikte izlediğim hayat tarzıma uzak bir şey değil. Peki şimdi bu Muhammed Yakut, bunu size de sormak istiyorum. Bir siyasetçi olarak birisi çıktı birkaç gündür videolar. Türkiye'de yeni bir gelenek başladı Sedat Peker'le birlikte. Evet. Herkes video çekiyor, videolar çekiliyor. Videolardan ifşaatlar yapılıyor. Sosyal medya işte hani başka bir alana dönüştü. Şimdi Muhammed Yakut da bir şeyler anlatıyor. Ben de dün ilk defa tanıdım şeyin Cüneyt Özdemir'in programında değil mi? O program girişinde uzun uzun anlattı o şeyi. Ne düşünüyorsunuz? Yani bu ifşaatlar bir siyasetçi olarak nasıl yorumluyorsunuz? Siyasetçi Hasan Cemal nasıl yorumluyor? Vallahi ne güzel. Yani yeraltı dünyasından da bir takım gerçekleri açıklıyorlarsa bundan mutluluk duyarım. Yani bir takım insanların ondan sonra yani Türkiye çünkü bir çeteler dünyası yolsuzluğa ve rüşvete batmış, o şeye batmış bir dünya. Bu dünyanın, bu bataklığın içinde de çeteler var, mafya grupları var, bilmem neler var. Şimdi bu insanlar da çıkıp o çetelerin siyaset dünyasıyla bağlarını açıklıyorlarsa ben onlara bravo derim. Eğer gerçekse, eğer gerçekse şimdi Sedat Peker de o bakımdan, Sedat Peker'i düşünsenize. Sizi bilmem ne yapıp kanınızda da yıkanacağız falan diyen bir vatandaş, bir mafya lideriydi. Yeraltı dünyasının önünde gelenleriydi ama sonra çıktı. Öyle açıklamalar falan yapmaya başladı ki hadi devam et dedik, o seçimde durdu. Fren yaptı ama kötü bir şey değil ya. Kürt sorunu akamete uğradı. Şimdi yeniden mesela bir çözüm süreci başlatılacak olsa, yani buna artık çözüm süreci mi denir, başka isim mi söylenir bilmiyorum. Çözüm süreci denir yine. Nereden başlaması gerekiyor? Yani nereye kadar çözüldü, nereden başlatılmadı? Hiçbir yerde çözülmedi. Yani yıllar içinde tabii Avrupa Birliği çerçevesinde bir takım adımlar atıldı falan ama onlar Kürt sorununun yine olduğu yerde durmasına yol açtı bence. Şimdi yeni baştan başlanacak bu işe. Yeni baştan başlanırken de en önemli konu ne yapıp yapıp, ben hep aynı şeyi söylüyorum belki ama uzlaşma ruhunu yakalamamız lazım. Oturacağız farklı çizgideki siyasi partiler bir masaya, özellikle liderler. Bu sorunu çözme konusunda iradelerini koyacaklar o masaya. Ondan sonra o uzman takımı bir yol haritası hazırlayacaklar, getirip koyacaklar. Ve o yol haritasında da en kolay düğümler en başa konacak. Zorları arkaya doğru zamana yayılacak ve zaman içinde ondan sonra bu sorunu suhuletle konuşarak, diyaloglar örerek, tartışarak çözüm yoluna gideceğiz. Ama bu çerçevede Selahattin Demirtaş'ın çok önemli bir açıklaması vardı. Silah bıraktırma açıklaması. Selo Başkan diyeyim ben de. Çünkü çok takdir ederim Demirtaş'ı. Selo Başkan'ın da Erdoğan gittikten sonra biz elimizden gelen her şeyi yapacağız PKK'nın silah bırakması için. Niye Erdoğan gittikten sonra şimdi niye yapmıyorsunuz? Yani HDP, Yeşil Sol Parti niye yapmıyor şimdi? Ya da işe demiştir. Yaramaz ki. Orada yani, şöyle bir ifade yani, var. Cümlenin çünkü, başında. Çünkü Erdoğan'ın Kürtler nezdinde hiçbir inandırıcılığı, hiçbir güvenilirliği kalmadı. Yani mevcut iktidarın... Bak hatırla geçmişte PKK'lılar Türkiye topraklarını terk etmesini istedi Erdoğan. Başladı o süreç. Ben de ilk süreci dağda izlemiştim. Ondan sonra.
Müthiş olumlu bir hava vardı. Ne oldu? Bitti. Neden? Çünkü Erdoğan'ın müktesebatı, donanımı, Kürt sorununun ne olduğunu, ne olmadığını tam kavrayabilir değildi. Erdoğan bu Kürt sorununu böyle yüreğinde hissedip de ben bunu çözüyorum falan yapmadı. İkincisi, Kürt sorununu bir genel afla sınırladı ve dağdan inmekle sınırladı. Üçüncüsü de oy kaybetmeye başladığını görünce tekmeyi vurdu gitti. Yani hatırla, 2005'te gitti şeye, Diyarbakır'a. Çok önemli bir konuşma yapmıştı orada. Her Kandil dahil bütün Kürtler, bu işin çözülmesini isteyenler o konuşmayı hiç unutmaz. Dedi ki, Kürt sorunu vardır, bizim de sorunumuzdur dedi. Bizim de sorunumuzdur dedi. Ondan sonra devletin de hataları olmuştur dedi. Bu müthiş bir gürültü kopardı ve çok karşılandı. İyimserlikle karşılandı. Fakat sonra ne oldu? Unuttu bunu. Nasıl unuttu? O kadar ki Cengiz Çandar'a birkaç gün sonra uçakta Kürt sorunu demekle hata ettim dedi. Bir daha da Kürt sorunu tırnak içinde ağzına almadı. Yani şimdi bu ayrı bir şey. Kürt sorunu nedir, nasıl çözülür onun geçmişi ve aktörleri hatası sevabıyla değerlendirmek, yargılamak lazım dedin ya. Şimdi Erdoğan'ın mesela şöyle sözleri de var. Kürt sorununu kabul ettiği, vardır dediği, yoktur dediği açıklamalar olduğu gibi, evet, birbirine nakzeden çelişkili açıklamalar olduğu gibi şöyle beyanları da var. Bugün için çok ileri duran. Yani askerimizi, polisimizi şehit eden terör örgütü PKK bizim için düşman değil, suçludur. Evet. Suçla mücadelenin konusudur. Çünkü hukuk ve demokrasi bunu gerektirir. Evet. Onlar askeri polisi düşman görse de biz öyle bakamayız şeklinde beyanları da var. Daha önemlisi, ben yani o beyanların dışında önemsediğim, yani neden Erdoğan'ı bir dönem destekledim sorularını sorusunu cevaplarken örnek verdiğim bir konu vardır. Yani mesela Kürt sorunu konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanıdır. PKK'nın karşısına kendi temsilcisini, o zaman başbakan şeyi olan, danışmanı olan, bugünkü MİT müsteşarı gönderdi. Hakan Fidan'ı Oslo'ya gönderdi. Çok önemli bir şeydi. Yani siyasi otoriteyle doğrudan temas kurdurdu. MİT her zaman örgütler, istihbarat örgütleri kurar. Kuruyordu da MİT. Ama ilk defa siyasi temsilcisini gönderdi. Ayrıca asker tekelini, gölgesini Kürt sorunundan çekmeye başladı. Bunun muhatabı benim. Sizin de rolünüz var ama sizin sorunuz siyasetin dışındadır bir yerde dedi. Ve bunu da uygulamaya başladı. Öbür tarafta şeyi de yaptı. İmralı'yı asker tekelinden çıkardı. Asker çünkü sivillerin, sivil siyaset erbabının Öcalan'la İmralı'da görüşmesini yasaklamıştı. Yıllar yılı görüşmediler. Bunun kapısını da Erdoğan açtı. Bunlar son derece olumlu şeylerdi. Ama Erdoğan bunları yapıp askerin vesayetini kaldırırken kendi sivil vesayetini, tek adamlığını fena halde getirdi. Ben de o yüzden hep dedim ki askeri darbeye karşı çıkanlar Erdoğan'ın da sivil darbe hamlelerine karşı çıkmadan demokrat olamazlar. Bu sertlikte mi sürecek siyasi eleştirileriniz? Mesela mecliste olursanız bu dil bu. Hayır, ben de dilimi değiştiriyorum. Nasıl? Yani demin söylediğim gibi ben de dilimi değiştiriyorum. O da uzlaşma dili. Yeni bir dile ihtiyacı var dedim ya.
özellikle meclis... Kavga dili kullanmayacaksın yani. Meclis çatısı altında bizim yeni bir dil yakalamamız lazım. Yeni bir ruh, uzlaşma ruhu yakalamamız lazım. Eski siyaset anlayışını terk etmemiz lazım. Yıllar yılı meclis zemininde ve siyaset meydanında kavga düşmanlar arasında yapıldı. İşte o şeyin, bugünkü Taha Akyol'un yazısının içinde verdiği örnekler. Hain, vatan haini, bilmem ne, vatan satıcısı ve şey. İnönü Menderes'i hainlikte Menderes, suçluyor. Menderes iktidara geliyor. Bu sefer aynen. İnönü muhalefet de onu hainlikte suçlamaya başlıyor. Bunu böyle yaptığın vakit oradan hiçbir çözüm çıkmaz. Yıllar yılda çıkmadı. Türkiye'nin bütün temel sorunları müzminleşti kaldı. Onun için yeni bir dil yakalamamız lazım. Ben bu dilin dile sahip çıkacağım. Bunu yaygınlaştırmak en isteyeceğim. En kıdemli üye olarak ve böyle bir sorumluluk da mı duyuyorsun? Yani, tabii. Yani belki meclis konuşması yaparsam seçilip de bu uzlaşma ruhunu söyleyeceğim ve özellikle belirteceğim. Ve şunu söyleyeyim. Yani AK Partililer de benim düşmanım olmayacak. Hiç olmadılar. Eleştirdim, o ayrı. Yarın da gidip AK Partililerle oturup konuşmak isterim. Başka türlü olmaz. Yani çözüm olmaz. Bir taraf bir tarafı düşmanlaştırarak, şeytanlaştırarak siyasette bir yere ulaşamayız. Elif, bir devam sorusu. Yeşil Sol Parti seçmeninin hissiyatı da bu mudur? Ölçebildin mi onu? Yani onların beklenti, talepleri, öncelikleriyle bu yaklaşımın örtüşüyor mu? Senin beklentin, talebin, önceliğin örtüşüyor mu? Örtüşüyor, örtüşmüyor tam bilmiyorum. Ama siyasetçilerin, siyaseti ön almak isteyenlerin bir yerde onları da gerektiğinde ikna etmesi lazım. Ama şunu unutma, yani Yeşil Sol Parti, HDP bunlar bu siyasi hareketler, Kürtlerin yıllar yılı çektikleri acıların, zulümlerin ürünüdür. O acıların ürünü olan partiler, siyasi hareketler, HDP'ydi, Yeşil Sol Parti'ydi, diğer Kürdistan coğrafyasından şey yapan, gelen hareketler ister istemez bazı açılardan katılaşmışlardır. Onlar da kendilerine dönüp bir uzlaşma dilini arayışına girmeleri lazım. Karşılıklı el sıkışmadan bir yere gidemeyiz. Ben şeyi sormak istiyorum. Ya aslında sorma değil. Şimdi burada hani bir dil değiştireceğiz ve bu dile de sahip çıkacağım deyince, sizin son özellikle birkaç yıldır hani yazıda kullandığınız dil çok sertti. Çok aynen. Yani öfke benim vardı. Yazdığım ben o öfkeyi anlayabiliyorum. Ben hani bir içinde şey var. Yani Erdoğan'la ilgili yazdığım bazı yazılara şimdi dönüp baktığım vakit amma da sert yazmışsın. Yine de dışarıda kalmışsın diyorum. Çok sert. Yani. Evet. Ama bu dil, dediğim gibi, Türkiye'nin temel sorunlarına çare bulacaksak bu dili de benim de değiştirmem lazım. Herkesin değiştirmesi lazım. Özgürlüğü kaybetme endişesi yaşadın mı peki bu süreçte çok? Yani dışarıda kalmışım deyince bir an aklıma geldi. Ya, böyle her an yani Silivri soğuğuyla tanışma ile burun buruna mıydın? Akif Veki, ben galiba bu konuda biraz istisnayım. Zaten öyle bir korkum falan olsa o yazıları yazamazdım. Öyle korktuğun vakit yazamıyorsun. Lan başıma bela açacaksın. Bir sürü arkadaşım, yakın dost, eş dost, ya bu kadar da olur mu? Viran orası hanede evladı İyal de var. Ayşe Cemal bir şey demedi mi? Ne yapıyorsun hatta, sen? Hepimizi yakacaksın filan demedi mi? Hatta uyarı, dikkat et şeyi eski Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'den de geldi. Aa. Ya bu kadar sert yapma falan diye. Yani bunu fakat şunu söyleyeyim. Beni hiçbir zaman ulan başıma bir şey gelir mi diye düşünüp elimi tutmadım.
ne düşündüysem yazmak istedim ve bu zaman içinde oldu. Yani bir zamanlar daha dikkatliydim fakat zaman içinde ya ben kendi içimde özgür olmam lazım. Ne düşünüyorsam yazmam lazım. Ya hapis? Orada da kendi kendime dedim ki ya Hasan Cemal hiç hapse düşmedin 54 yıldır. Bir de hapse düşeyim, hapishaneyi de göreyim. Ondan sonra oradan da bir kitapla çıkarım. Fena mı dedim kendi kendime. Şimdi Meral sor, var mı soru? Yok. Olmadı. Belki meclisten bir kitapla çıkarsın artık. Evet yani o politikacı Hasan Cemal olabilir yani. İlginç bir deneyim. Yani Türkiye çok önemli bir döneme, kritik bir döneme giriyor. Bu dönemden Türkiye özgürlük ve demokrasinin temellerini yeniden atarak çıkabilirse fevkalade olur. Bunun bu da 14 Mayıs sabahı bir tünelin ucunda bir ışık yanacak mı? Yeni bir umut ışığı yanacak mı? Bunu hep birlikte yakabilirsek işte o zaman kolay olmayacak sonrası ama çok büyük bir adım olacak ve orada da işte oturup eski düşmanlıkları da bir kenara bırakıp birlikte bir daha böyle bir şeyi yaşamayalım diye yürüyeceğiz yani. Yani yazdığı çizdiği için kimsenin yolu hapisten geçmesin. Aynen. Yani şimdi baksana şu hale yani. Sen o başkan neden hapis yatsın? Osman Kavala neden hapis yatsın? Yani o kadar çok böyle örnek var ki. Düşünün ne kadar HDP'den seçilmiş belediye başkanı varsa hemen hemen tamamı kayyum rejimiyle alındılar görevden, hapse atıldılar. Ve orada milletin oyu içe sayıldı. Terörle mücadele edilmesin mi diyorlar bunu söylediğinizde? Şunu söyleyeyim, terörle mücadelenin ne olup ne olmadığını da bilirim. Bunların şeyi terörle mücadeleden falan şey olmuyor. Alet mi ediliyor terörle mücadele? Muhalefetle mi mücadele? Genellikle yani ediliyor. Oradan oy almış, gelmiş belediyeyi ondan sonra yönetiyor. Bunların hepsi terörist. Neden? Kürt oylarıyla şey oldu. Terör eylemi, şiddet eylemi elbette suç. İnsanları öldürmek, oraya buraya bomba atmak. Ama bu nasıl oluyor? Ne oluyor? Bunu çok iyi düşünmek lazım. Bunu konuşmaya başlarken Türkiye'de dağın yolu nasıl açıldı onu da konuşmak lazım. Dağın yolunun Türkiye'de nasıl açıldığını konuşmadan çok kolay. Dağa çıkmak yerine gelin Düzova'da siyaset yapın deniyordu bunu. Mesela Mehmet Ağar söyleyebildi. Hem de çok daha çetin, sert bir iklimde, atmosferde. Tamam ama Mehmet Ağar kendi meslek hayatında öyle bir çizgi izledi ki o çizgi de dağın yolunu kapatacak bir çizgi değildi. Bir şey söylemiyorum. Mehmet Ağar'ı da iyi tanırım. Hem Galatasaray kulübünden tanırım hem de Ülkiye'den. Yani ben onun abisiyimdir. Yani o konular ayrı konular ama terörü konuşmaya başladığımız vakit çok dikkatli konuşalım. Yani bak bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı açıklama ilginçti. Hangisi? Bütün Kürtleri teröristlikle terörist muamelesi yapıyorlar diye. Bu çok önemli. Ama aksini söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ne diyor? Yani benim Kürt vatandaşlarımı ayırıyorum kimse işte şey bizi onlarla karşı karşıya getiremez meyanında dediği bu minvalde dediği başka yaptığı başka oldu. Yıllar içinde yani Kürtler için söyleyeceği söz kalmadı Erdoğan'ın.
Kürtler için söyleyeceği söz kalmadığı gibi Kürtler nezdinde hiçbir inandırıcılığı kalmaz. Hasan Cemal her seferinde küllerinden yeniden doğabiliyor anka kuşu gibi. Erdoğan niye yeniden kaybettiği şeyi kazanarak ortaya çıkamasın? Yok, mesela öyle bir şansı Kürtler kalmadı. Kürtler nezdinde güven kaybı varsa öyle, öyle bir şansı kalmadı. Hatırla 2002 yılında ben ona bir yazı yazmıştım. Yine ağır bir yazıydı. Nilgün Cerrahoğlu'na Cumhuriyet Gazetesi'nde ya da Milliyet Gazetesi'nde pardon dedi ki biz şeyden demokrasi araç mı amaç mı sorusuna verdiği cevaptan ben de ona dedim ki ya araç amaç diye çok ağır bir yazı yazmıştım. Ertesi gün Tuncay Özkan'a Milliyet'te bir demeç verdi uçakta gelirken. O da manşette Hasan Cemal'in değişmeye hakkı var da benim değişmeye hakkım yok mu dedi. Ondan sonra ben de yine oturdum dedim ki elbette Erdoğan'ın da değişmeye hakkı var. Hakkı olmaz mı? Ama Hasan Cemal nasıl, neden değiştiğini oturdu kalınca bir kitapla anlattı. Siz Türkiye'yi yönetmeye soyunuyorsunuz. Siz nasıl değiştiniz? Milli görüş şeyini, gömleğinizi nasıl çıkardınız? Siz de oturup lütfen bunu anlatın, kaynaklarını anlatın. Sesle daha çıkmadı. Son seçimi kazandı. Ama sizin kitap yazma yeteneğiniz var Erdoğan. Yok yazar, yani. Ama yazdırır ne olacak bu. Hiç dert değil. Herkes kitap yazamaz. Hiçbir dert değil. Seçimi kazandı. Ben de dedim ki seçimi kazandınız. Bundan sonra yaptıklarınıza bakacağım artık. Yaptıklarınıza göre karar vereceğim. Tek ondan sonra birkaç yıl hep destekledik. Kıbrıs'ta, Avrupa Birliği'nde, asker, işte Kürt meselesinde, ekonomide bu adımları attığı için destekledik. Sonra da onlara benim inandığım değerlere sırtını dönmeye başladığı vakit o ağır yazıları yazdı. Suya götürülüp susuz getirilmiş gibi mi hissediyorsun? Hayır. Hayır. Hiç öyle bir hayal kırıklığım falan olmadı. Yani siyasetçidir, bunu yapar. Sonra değiştirir. Sırtını bazı şeylere döner. Hiç böyle bir hayal kırıklığım falan olmadı. Böyle bir ben de bazı şeye, bir de şunu araştırmaya çalıştım. Erdoğan'ın bir gizli gündemi var mıydı, yok muydu? Hatta bu konuda bir kitap yazmak falan niyetim vardı. Seninle de konuştum. Sonra vazgeçtim. Gizli gündem meselesi. Yani seçime gelmeden önce kafasında bir gizli gündem vardı da takiye mi yaptı? Yoksa konjonktürel olarak, konjonktüre bağlı siyasal şeyleri değişti mi? Benim geldiğim nokta, konuştuğum insanlar, hatta AKP'de epeyce üst düzey görevler, yöneticilikler, kuruculuk yapmış insanlarla birkaçıyla da konuştum. Benim edindiğim izlenim ve benim vardığım kanıda hiç böyle bir büyük bir donanımı olduğunu düşünmüyorum. Yani gizli gündemi vardı, Türkiye'yi İslam'a açacak falan. Başından beri bir planı vardı. Böyle bir planı vardı. Adım adım, adım onu adım hayata geçiriyoruz. Ben buna ihtimal vermedim. Ben gayet dedim sahici ki bu bir insan yani siyasi, olduğu gibi her şey. Siyasi konjonktüre göre kararını verdi. Nedir? İşte Avrupa Birliği böyle davrandı ona karşı. Bundan bir hayal kırıklığı duydu. Böyle saptı. Ya da işte bu Türkiye'deki bir kısım elit kesim böyle davrandı, böyle davrandı. Onlara duyduğu bir hayal kırıklığı vardı. Böyle döndü. Ama sonra özellikle Gezi olayından, Gezi diyelim şeyinden sonra, direnişinden sonra artık şeyini tümüyle çevirdi bu tarafa. Evet. Yani sırtını tümüyle batıya döndü. Bu tarafa açtı ve ben başka bir Türkiye kurmak istiyorum dedi. Bir tur daha değişse, beraber yürüyelim dese, yol yürüyelim dese. Bitti o artık. Bitti ya. Genelde kapıları kapatmak. Yok. Ben şimdi
Ama ben siyasetçisiniz bir saniye, şimdi. Bu arada ben kurcalıyorum. Evet, yani yok. Bir yere yönlendirmeye çalışıyorum. Evet ama yok. Ya kendi arzumu ya da fikrimi de yansıtan sorular değil bunlar. Değil, evet. Dolayısıyla ha yani kimse buradan bir sonuç çıkarmasın. şeye kurcalıyorum. Yani evet, Hasan Cemal'in duygusu, düşüncesi nedir geleceğe dönük. Bu saatten sonra ve bütün bu Türkiye'ye yaptığı kötülüklerden sonra hiçbir inandırıcılığı kalmadı. Ama uzlaşma dediniz biraz önce. Yani daha uzlaşmış. Kötü bir takım işler yapanlarla da böyle kötülükler yapandan da uzlaşma diye bir şey yoktur yani. O farklı bir şey. Böyle bir dönemde yolu hiç hapse düşmemiş olmak Hasan Cemal için bir şey midir? Üzüntü vesilesi midir? Böyle bir dönemde yolu hiç hapse düşmemiş olmak bir nakısa, bir eksiklik midir Hasan Cemal için? Yok. Kötü bir şey değil. Hapse düşeceksin, onun sıkıntılarını çekeceksin falan. Kaç arkadaşım hapse girdi. İşte Ahmet Altan 6 yıl kaldı. Mehmet Altan. İşte Osman Kavala ya da Selo Başkan ya da bu kadar Kürt siyasetçi hala oralarda. Şunu da söyleyeyim, onu da söylemek lazım. FETÖ ile iltisaklı diye bir sürü masum insan hapiste. Evet. Yani Türkiye'nin, tekrar aklıma geldi bir an onları söyleyeyim. Türkiye'de gerçek bir barış istiyorsak, bir toplumsal barış istiyorsak gerçek, mutlaka bir siyasal af getirmemiz lazım. Çıkarmamız lazım. Siyasal af. Siyasal af. O konuda da AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın ve özellikle Erdoğan'ın sert tepkiler var. Olmaz böyle bir şey. Sert olsun. Ben kendim öyle bir afla kurtardım kendimi. Nasıl? 12 Mart döneminde. Benim 44 ay kesinleşmiş hapis cezam vardı. Devrim Dergisi yazı işleri müdürü olarak. 44 ay kesinleşmişti. 12 Mart muhtırası verildi. Ondan sonra her an hapse girebilirdim. 73 yılında Ecevit seçimleri kazandı. Erbakan'la koalisyon kurdular. Ve 74'ün Mayıs ayında siyasal af çıktı. Daha doğrusu şöyle, bir af çıktı, Anayasa Mahkemesi'nin bazı şeyleri bozmasıyla onun kapsamı genişledi. Ben de o sayede kurtardım. Kaderde hapisle tanışmak yokmuş o zaman. Yok. Yani aynen. Bütün ısrarlarına rağmen, kapısını çok çalmış yok, olmana rağmen bir türlü nasıl kısmet olmadı yani, ya. Tabii iyi ki de olmadı yani. Hapis yatmak, özgürlüğünden yoksun olmak. Çok ağır bir bedel. Evet. Özellikle evet. Bir fikirden dolayı, bir siyasi görüşten, anlayıştan dolayı. Aynen. Evet. Aynen. Yani yoksa işlenmiş gerçek bir suç, evet. Somut kanıtlarla ispatlanmış yani, mahkemede, şey mahkemede evet. Tabii ki ya, yani cezasız kalacak değil suç. Değil, ya, tabii, cezasızlık suç diye bir şey yok, olmaz. Tabii. Bir düzen. Olur mu hiç? Evet. Suç işlediysen. Evet. Bedelini ödersin. Biz burada yani fikir suçlarından söz ediyoruz. Evet, yani onu belirtelim evet. Ki sanki kimse hapis yatmasın. Yani yok, hiçbir öyle, suç öyle bir şey cezalandırılmasın. Yok. Öyle bir şey yok hayatta canım. Olur mu öyle? Yani şey? Eline silah alanla kalem alanı ayırmak lazım. Eline silah doğrudur, alan adam bedelini doğrudur. Cezasını çeksin ödesin. Yani. Doğrudur. Evet. Bitirelim mi Akif? Ne yapalım? Var mı soruların? Biz bir karar veremeyiz. Burada Hasan abi var. Yok canım. Daha devam edeceğiz derse. Yok. Bayağı yapmışız. Ya uzun uzun. Ama sürdü, bir evet. Sahaları da görün. Bir böyle hani şu programlara da katılın. Sonra tekrar bir program yapalım bence. Hı. Bir saha izlenimlerinizi alalım. İktidar değişiyor. Ya değişiyor şey var falan. Yani bundan sonra hiç eski cevapları vermem sana. Aradığın vakit. Aa. Zamanım varsa koşa koşa gelirim. Çok zor artık ben ama iki yıldır, artık siyasetçi sorumluluğu var. Şimdi iki yıldır ben defalarca Hasan abi programı. Biliyorum. Ya biliyorum. Dedi ben dedi çıkamıyorum evden çok bir, yorgunum dedi. Biraz işte müzevi bir şeye geçmişti. Evet. Moda. Şimdi öyle değil ama. İnzivadaydı ama çıkardılar Ayşe Cemal'in de şeyiyle, maharetiyle. Vallahi tebrik etmek lazım. Vallahi.
Ya 4 saatte hem de ikna etti. İyi yani. Olmuşsunuz yani gerçekten. İyi gelmiş siyaset size. Vallahi iyi gelmiş. Teşekkür ederim. Vallahi İnşallah iyi gider. Bu halinizi de sevdik biz. Sağ olun. Vallahi iyi olmuş yani. Eyvallah. Meclis ha. daha güzel olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim ikinize de. Çok sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Ben Akif'e de çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Bugün programımızı geldin. Çok teşekkür ediyoruz. Yıldıray bugün yoktu. İzleyiciler merak ediyor. Yıldıray Hatay'da bugün. Deprem Hatay'da bölgesine mi? Gitti. Evet deprem bölgesine gitti. Bir vesileyle oraları görecek. Pazartesi günü onun Hatay izlenimlerini alırız. İyi de oldu. Böylece yani evet. bu tarihi yayına ben çıkmuş oldum. Eyvallah tarihi yayın diyor. Siyasetçi Hasan Cemal'le röportaj yapma oldu. Fırsatı yani. Ama başka bir program daha yapabiliriz. O da, yapacağız. O da Akif'in Erdoğan'la birlikte çalıştığı dönemi de kapsayan. Çünkü ben de o zaman gazetecilik yapıyordum. Ama sizin gazetecilik bitti artık. Ama yani yapamayız sonra, bu programı. O dönem yani o dönemi. Tamam yok ama yapamayız. Siz siyasetçi oldunuz artık. O, sizin soru sorma hakkınız. O şeyden tekrar gazeteciliğe döndüğünde. Tekrar gazeteciliğe. Yani 5 yıl sonra işte meclis görevi bitip de milletvekilliği sona erip de mesleğe geri döndüğünde yapabiliriz. Peki. Çok teşekkürler. Teşekkür. Sağ olun, evet programımızın sonuna geldik. Hızlı konuştum. Güzel konuşuyorsunuz. Valla miting falan yapabilirsiniz yani. Tutup prompter'a da ihtiyaç yok. Düşün. Not yapamıyorum zaten. O tarafıyla da barışık. Dostları da takılırlar. Dost meclislerinde de Hasan Cemal tutup düşünerek konuşur çünkü. Ve es vererek konuşur ama burada araya girmek için fırsat bulamadık çoğu zaman yani. Şeydi. Bunu her yerde söyle. Yo bence görünen ortada. Yani izaha ihtiyacı siyaset yok. Siyaset değiştirmiş yani. Gazeteci Hasan Cemal düşünerek bir adrenalin gelmiş bir. Siyasetçi Hasan Cemal gayet iyi bir hatip olarak yok, orada, konuşuyor. Orada sizin de maharetiniz, ustalığınız var. Herkesin karşısında böyle konuşulmuyor. Siz de böyle bir egzersiz de var bu işin içinde sanki. Ha? Evde bir egzersiz de var. Ayna karşısında çalışılmış falan sanki. Yok, ayna karşısında değil de ne oluyor biliyor musun? Kafam gerçi hep ne sorulursa nasıl cevap vereyim böyle hey habire dönüyor. Evvelce teyp dönerdi. Yazı yazacağım ulan yarın ne yazayım derdim. Deşifre nasıl edilecek gibi. Ne yapacağım? Şimdi öyle değil. Şimdi nasıl soru sorar bu gazeteci takımı? Yo, epey nasıl bir cevap vereyim? Epey kıvraklık kazandırmış bu. Yani şimdi yolun başında eğer böyle bir etkisi olduysa bunun artık yani dönem evet. sonunda Allah bilir nasıl bir Hasan Cemal ile karşılaşırlarsa. Peki. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Evet programımızın sonuna geldik. Yeşil Sol Parti milletvekili adayı eski gazeteci Hasan Cemal'i programımızda ağırladık. Bizden bugünlük bu kadar. Akif Bekir vardı programımızda yine. Akif'e de teşekkür ediyorum. Birazdan tekrar Karar TV ekranları açık olacak. Böyle eski Türkiye'deki TRT'nin ilk böyle yayına başladığı dönemlerdeki gibiyiz. Birazdan tekrar Karar TV ekranları açık olacak. Ali Bayramoğlu ve İsmet Berkan sadece gündem programıyla sizlerin karşısında olacak. Pazartesi de biz yine Yıldıray'la beraber karşınızda olacağız. Görüşünceye kadar cümbüş kendinize iyi bakın. Bekliyorlar. Bir hoşuma gitti. Bu Yıldıray Ordu diyebilir miyim? Madem olur mu ya? Başımıza saç düşer. Yok sen oku ben. Bir şey oldu krize. Bilgisayarım bozuldu çok üzgünüm. Bilgisayarım bozulmuş. Depresyondayım.